Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için tarifim yufkalı kadayıf tatlısı. Bunun için hem tarifimi yapıyorum hem de anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir adet yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. İnce bir sıra kadayıf döşüyorum. Kadayıfın üzerine bolca ceviz çekilmiş. Ceviz ilave ediyorum. Ve sarıyorum. Sarmış olduğum yufkalı kadayıflarımı yuvarlak yuvarlak iki parmak ölçüsünde kesiyorum. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar. Tek parçasına bu şekilde orta boydan dümdüz kadayıfımı yerleştirip üzerine bolca cevizimi koyuyorum. Daha sonra üzerine kızdırılmış tereyağım eritilmiş bu şekilde eritilmiş tereyağımdan gezdiriyorum. Bunun iki şekilde yapılabilirliğini göstereceğim sizlere. Daha önce yaptığım gibi sarıp, kesip ve kestikten sonra üzerine tereyağını ilave edebilirsiniz. İki türlü yapabilirsiniz yağ ilave etme şeklini. Ve şimdi sarıyorum. Ve şimdi kesiyorum sarmış olduğum kadayıf tatlılarımı. Bir iki parmak kalınlığını da kesmeniz yeterli. İstediğiniz şekilde uzunluğunu kendiniz sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tatlılarımızı yuvarladık, hazırladık. Daha önce tereyağı kullanmamış olduğum kadayıflarımıza da isterseniz tereyağını böyle dışından da dökebilirsiniz. İsterseniz sardıktan sonra, isterseniz sararken. Sardıktan sonra döktüklerimize de üzerlerinden bu şekilde gezdiriyorum. 200 derecede kızdırılmış fırınıma tatlılarımı gönderiyorum. Tatlımız fırından çıktı. 200 derecede kızarttım arkadaşlar. 1 su bardağı şekeri, 1 su bardağı suyla şerbetimi hazırladım. Kaynadıktan sonra 3-5 damla limon suyu damlattım ve tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Şerbetim soğuk, tatlılarım sıcak olacak şekilde. Evet arkadaşlar, tatlımızla 1 paket krem şantiyi, yarım çay bardağı sütle çırptım. Ve tatlıma süsleme aşamasını gösteriyorum. Arkadaşlar, dilerseniz üzerine krem şantilerimizin çam fıstığı tozu serpebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tatlım servise hazır arkadaşlar. Deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.